Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yere getirilemez? Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türü olan Karagöz nokta nokta bölümlerinden oluşur. Bitiş arkadaşlar zaten bitiş bölümü, mukaddime giriş bölümü Karagöz oyununun, fasıl asıl oyunun anlatıldığı bölüm, muhavere söyleşme bölümü ama döşeme arkadaşlar nedir bizim için? Şöyle masalın başlangıç bölümüdür. Dolayısıyla e, ee, kara gözde döşeme bölümü yok. Masalda vardır. Cevabım denizli şıkkı olur. Bu açıklamalarda sözü edilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? Yanlış anlaşılmalara dayanan güldürü, şive ve taklitlere de yer veren oyun, Ramazan'da İstanbul'un her semtinde ve herhangi bir kahvehanede oynanabilir. Perdesi, sahnesi, dekoru, kostümü bulunmayan bir oyundur diyor arkadaşlar. Evet, usta-çırak ilişkisine bağlı olarak devam eden bu geleneğin temelinde gösterme değil, anlatma eylemi vardır. Biliyorsunuz ki meddah denilen bir kişi arkadaşlar ve bütün yöreleri gezerek e, gezdiği, derlediği hikayeleri bize anlatır. Usta çırak ilişkisine dayanıyor. Perde sahnesi, dekoru, kostümü yoktur ve güldürüye dayalıdır. Yanlış anlaşılmalara dayalıdır. Bu yüzden baktığımızda cevabımızın Adana olduğunu söyleyebiliriz. Tuluat değil arkadaşlar kukla değil. Karagöz zaten kara e, Karagöz ya da Hacivat'tan biri olmalıydı. Orta oyun Pişekar ve Kabuklu bu da değil. Cevabımız Adana şıkkı. Bu parçada söz edilen oyun aşağıdakilerden hangisidir? Geleneksel Türk tiyatrosunun bu oyunu açık bir meydanda oynanır. Seyirciler bu meydanın etrafını çevre kuşatırlar. Ancak bir tarafını açık bırakırlar. Oyuncular oyundan önce oradan meydana gelirler. Çağdaş Türk tiyatrosuna en yakın örnek bu tiyatrodur. Konu ve tip olarak Karagöz'e çok benzeyen ve bu geleneksel tiyatro türünün en ünlü tipleri kabuklu ve pişekardır. Oyun usta çırak ilişkisine bağlı olarak yaşarlığını devam ettirmiştir diyor arkadaşlar. Bu tuluat değil arkadaşlar. Tuluatta biliyorsunuz ki e, sanatçılar oyunların e, konusuna bağlı ama sözleri içlerinden geldiği gibi söylerler. Kukla değil. Pandomim sessiz oyun bu da değil. Köy seyirlik oyunu değil. E, ee, Pişekar ve Kavuklu dediği için tabii ki orta oyunu olacak. Cevabımız Edirne. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Karagöz oyunu birçok yeteneğe sahip bir sanatçının tek başına yaptığı bir sanatsal gösterimdir. Bu gösterimi yapan nokta 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 el mahareti olan kadın çocuk farklı erkek sesleri çıkarabilen çeşitli etnik unsurların ağız farklılıklarını taklit edebilen, oyunun ritim ve temposunu belirleyebilen, oyundaki kişilerin hareketlerini düzenleyebilen ve gölgelerini perde üzerine ustaca düşürebilen yetenekte bir kişidir diyor arkadaşlar. Tabii ki bu meddah değil. Meddah bambaşka bir oyun. Bu arzbar da değil arkadaşlar. Arzbar karagöz oyununda muhavereye benzeyen pişekar ile Kavuklu'nun birbirini tanımaları için birbirinin sözlerini ters anlamaları. Kavuklu zaten orta oyunda bir karakter bu da değil. Küsteri arkadaşlar bir rivayete göre Karagöz oyunu anlatan Şeyh Küsteri adında bir sanatkar vardı. Bu yüzden de Karagöz oyuna Küsteri perdesi denilir. Bu da değil arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı hayali olacak. Bazı özelliklere verilen geleneksel Türk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir? Geleneksel Türk tiyatrosunun nükte ve cinasa çok önem veren bir türüdür. Metinsiz, suflörsüz, ezbersiz bir şekilde sergilenir. Oynandığı yerde çevresine daire biçiminde ip gerilerek seyirciden ayrılan palanga adı verilen bir alanda oynanır. Meddah değil arkadaşlar tabii ki tek kişilik. Köy seyirlik oyunu değil birden fazla kişi oluyor. Tuluat arkadaşlar e, oyun konusuna bağlı kalıp doğaçlama oynama değil. Karagöz oyunu değil. Orta oyunudur arkadaşlar. Palangadan hemen yakaladık. Cevabımız Adana Şıkkı. Bu parçada sözü edilen Sururi Efendi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sururi Efendi elinde bastonu, omzunda mendiliyle kahvede bir grup izleyici taklit yeteneğini kullanarak aşağıdaki konuşmayı yapmaktadır. Dil cümle ve bal bizdedir. Arı biziz, bal bizdedir. Yer ve zaman işte bir mekan, koca bir meydan. Etrafı çepeçevre dükkan, dükkanlar karşı karşı. Cıvıl cıvıl bir çarşı. Esnafın piri, yüce ahi evren veli alalım bir destur. Her sabah besmele ile açılır dükkanımız. Ahi Evran velidir, pirimiz, hünkârımız. Hep birlikte asma kilide sokulur anahtarlar. Döndürü döndüm açar parmaklar diyor arkadaşlar. Elinde baston, omzunda mendil varsa ve bir kahvehanede sanatını icra ediyorsa tabii ki biz buna meddah denir deriz arkadaşlar. Hayalbaz karagözü oynatan kişi, kuklacı kuklayı oynatan kişi, köçek, Komiklik olsun diye kadın kılığına giren erkek şair zaten değil. Dediğim gibi cevabımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro türlerinden biri değildir? Pandomim arkadaşlar sessiz oyun modern tiyatro türü. Komedi, trajedi ve dram modern tiyatro türü. Komedi güldürü. Trajedi arkadaşlar acıklı olaylar. Dramda hem güldürü hem acıklı olayları anlatır. Kukla oyunu geleneksel Türk tiyatrosu türlerindendir. Bu yüzden cevabımız Bursa. Bu metinde sözü edilen oyunla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Pişekar elinde pastaladı verilen şakşakla gelir. Dört tarafa dönerek izleyicileri selamladıktan sonra zurnacıya döner. Zurnacıyla aralarında şöyle bir konuşma geçer Pişekar. Ama benim e, pehlivanım zurnacı. De buyur benim pehlivanım Pişekar. Kızlar ağası oyununun taklidini aldım. Çal da oyunumuz başlasın. Tenezzülen teşrif buyuran zevatı muhtereme zevk olsun. Tenezzülen alçak zevatı muhtereme saygıdeğer kişiler Zevk ya olmak, zevk almak. Bu metinde sözü edilen oyunla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Geleneksel Türk tiyatrosu örneğidir diyor arkadaşlar. Evet Pişekar zaten orta oyunu ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosudur. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Diyaloglara ait olduğu oyunun ön değiş giriş bölümünden alınmıştır. Doğru arkadaşlar. Oyunun en önemli tipleri Pişekar ve Zurnacı'dır diyor arkadaşlar. Pişekar ve kavuklu olacaktı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Onun içinde müzeye yer verilmektedir. Doğru. Pişekar oyunun başlatıcısı durumundadır. Bu da doğru. Cevabımız C. Bu diyaloğun ait olduğu oyunun hangi bölümünde ve kimler arasında geçtiği aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Ben bu akşam seni adam edeceğim. Gel elimi öp. Senin elin öpülür mü? Kirlidir. El öpmekle Ağız aşılmaz. Öp elimi. Öpeyim. Ben sana hocalık edeceğim. Öp elimi. Öpeyim. Hocanın yanında öyle durulmaz. Kendini çek, çevir. Ulan ben lastikli miyim? Öylesi değil. Hocanın yanında terbiyeli durmalı. Dayak atacağım ama sabrediyorum. Adam olmayı yüz tutun. Öp elimi diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu bir asıl oyun değil. O yüzden fasıl bölümü değil arkadaşlar. Bunu bir eleyelim. Bu bir giriş bölümü de değil. Mukaddime de değil. Bu bir bitiş bölümü de değil. Bu olsa olsa muhavere bölümüdür. Bu şekliyle baktığımızda cevabım ya Bursa ya Denizli olacaktır. Evet şimdi baktığımda Hacivat e, ve Karagöz'dür değil mi? Baş kişiler zaten Hacivat ve Karagöz. Karagöz ve Çelebi de olamaz. Dolayısıyla cevabımızın Denizli şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Karagöz oyunu ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere 4 bölümdür. Doğru arkadaşlar. Mukaddime, giriş, muhavere, söyleşme, fasıl, asıl oyun, bitiş de zaten artık e, sürçülisan ettiysek affola deyip sahneden çekildikleri bölüm. Karagözcünün hayali yani isteği doğrultusunda perde gazelleri. Türkler okuyup tef çalan yardımcıya yardak denir. Bu da doğrudur. En önemli tipler olan Karagöz ve Hacivat orta oyunundaki Kavuklu ve Pişekar'ın karşılığı. Karagöz, Kavuklu'ya, Hacivat, Pişekar'a karşılık gelir arkadaşlar. Bu da doğru. Oyunun İstanbul ağzıyla konuşan zengin, miras yedi, çıt kırıldım tipi bu, Tuzsuz Deli Bekir'dir. Bu yanlış. Tuzsuz Deli Bekir arkadaşlar şöyle kabadayı bir tiptir. Kabadayı bir tip ama biraz daha zevk ve eğlenceye düşkün, çapkın karakter olan, ondan sonra bazen zengin, bazen miras yedi olan kişi ise kimdir bizim için? Çelebi'dir arkadaşlar. Bu yüzden cevabım denizli şıkkı olur. Oyun Karagöz'ün her ne kadar sürçü ihsan ettiysek affola sözüyle biter. Kesinlikle bu da doğru. Cevabım denizli şıkkı olur. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Geleneksel Türk tiyatrosu örneğidir. Karagöz oyunun fasıl bölümünden alınmıştır. Karagöz orta oyunundaki kavukluya benzer özellikler taşımaktadır. Yanlış anlamalara dayalı güldürü ögelerine yer vermiştir. hacivat öğrenim görmüş, kendini beğenmiş bir tiptir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda hacivat gelir. Dün gece ziyafette yedim iki balık bir ıstakoz gider. Karagöz gelir. Dün gece ziyafette yedim. iki balık bir ıstakoz gider. Hacivat gelir. Ne dedim Karagöz? Istakratos. Değil efendim. Doğruyu benden öğreniniz. Istakos. İstakratos. Karagöz senin dilin dönmüyor. Benim dilim makinalı mı? Öyleyse birader heceleyelim. Nerede geceleyelim? Senin sözlerin saçma sapan. Geçen gün fareyi tutmak için kurdum. Kapan diyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi fare lakırdısı oldu mu bu da? Budala herif heceleyelim. Bilader nerede geceleyeceğiz? Ben nereye gitsem adetim hane sahibi uyuduktan sonra ortada ne var ne yok hepsini araklarım. Öyle gecelemek değil. Vaktiyle mektepte okuyup yazaydın benim gibi. Şimdi böyle güçlük çekmezdin. Ne yapalım hacivat? Böyle cahil kaldık diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bir takım sözcükleri yanlış anlama ve terimleri yanlış söyleme arkadaşlar. Muhavere bölümünde olur. Şöyle Muhavere diyoruz. Şimdi baktığımızda geleneksel Türk tiyatrosu örneği evet. Karagöz oyunu fasıl yani asıl bölümüdür değil arkadaşlar. Muhavere bölümü bu yüzden cevabımız Bursa. Karagöz orta oyundaki kabukluya benzer özellikler taşımakta doğru. Yanlış anlamalara dayalı güldürü ögelerine yer verilmiş doğru. Hacıvat öğrenim görmüş kendini beğenmiş bir tiptir bu da doğru. Cevabımız Bursa şıkkı olur.